Bugünkü dersimizde süperlatif konusunu işleyeceğiz. Süperlatifin Türkçedeki karşılığı en yapısı. Türkçedeki en ifadesinin karşılığıdır. Sıfatların veya zarfların en üst veya en alt olduğu durumlarda kullanılır. En uzun öğrenci, en üst, en kısa yol, en alt gibi. En yakışıklı öğretmen, en çirkin kedi, en hızlı araba, en yavaş insan gibi, en üst, en alt. Sıfatları bu bağlamda dörde ayırdık. Nasıl yani? Tek eceli sıfatlar, çok eceli sıfatlar, son harfi ye olan yani ye ile biten sıfatlar, bir de düzensiz sıfatlar. Tek eceli sıfatlar deyince anlayacağımız şey, bir kere de söyleyebildiğimiz sıfatlar tall, short, fast gibi. Tek eceli sıfatların en üstün şekli, yani süperlatif from dediğimiz şekli, sıfata the, est eklenerek yapılır. Tall, uzun demek. The ve est'yi sıfata ekledik. The tallest oldu, en uzun. Çok eceli sıfatlar, yani 2-3 kere de, yani heceleyerek söylediğimiz sıfatlar. Expensive, expensive, handsome, beautiful gibi. Çok eceli sıfatların en üstün şeklini elde etmek için the most yapısını kullanıyoruz. Expensive pahalıydı. O zaman expensive'den yani sıfattan önce the most yapısını getiriyoruz. The most expensive oldu, en pahalı. Y ile biten sıfatlar happy, easy, healthy, ugly. Bunların en üstün şeklini elde etmek için ve elde ederken önce Y düşüyor, Y'nin yerine I harfi geliyor ve EST yani the EST ekleniyor. Örnek, happy mutlu demekti. Y harfi düşüyor dedik, ona dikkat ediyoruz. Yerine I harfi geliyor. Hani büyük yazdığım için hani I gibi yazmışız. O zaman happy mutlu, the happiest, en mutlu. Düzensiz sıfatlar, bunları daha önce konuşmuştuk. Bunların düzensiz şekillerini biliyor olmamız gerekiyor. Ezberlemiş olmamız gerekiyor. Good iyi demekti. Bad kötü, far uzak veya uzakta, many birçok, birden fazla. Bunların düzensiz sıfatların en üstün şekli, hatta şeklini dememiz gerekir, şeklini, yani süperlatif formunu ezbere bilmemiz lazım. Yani yoksa bunları bilmiyorsak söyleyebilmemiz, bir yapıyı oluşturmamız söz konusu değil. Örnekler, yukarıdakilerin hepsini yapmaya çalıştık. Good, iyi demekti. The best, en iyi. Bad, kötü demekti. The worst, en kötü. Far, uzak demekti. Veya uzakta demekti. Bunun süperlatif şekli iki tane çocuklar. Yani bir böyle the farthest, the farthest, öbürü the furthest, the furthest. Yani kabalaşacağım, the farthest, the furthest. Yani birinde A var, diğerinde U var. O farkı görelim de söylemeye çalışıyorum. Many, bu da sayılabilen isimlerde kullanıyorduk ve çok demekti. The most ve en çok demek. Peki hocam, süperlatif yapıyı nerede kullanıyoruz? Yani sıfatların en üstün şeklini nerede kullanıyoruz? Daha önce
karşılaştırma yaparken Ali ile Veli'yi, Mercedes'te Ferrari'yi, benim evle senin evi, iki şeyi karşılaştırıyorduk. Ama burada yani süperlatif yapıda bir insanı, bir nesneyi, bir hayvanı veya bir yeri aynı türün hepsiyle, orada olanlarla, o grubun içindekilerle veya o şehirde olanlarla karşılaştırıyoruz. Yani ne demek? Sınıftaki en uzun boylu öğrenci, dükkandaki en pahalı vazo, neredeki dükkandaki? Yani ondan daha pahalı vazolar olabilir ama o dükkandaki en pahalı vazo o gibi. Ormandaki en hızlı hayvan, denizdeki daha farklı gibi. Dünyadaki en kalabalık şehir. Örnekler, Koç ailesinin 1.000 doları varmış. Rakamlar örnek olsun diye yazıldı. Şahenk ailesinin 900.000 doları varmış ve Şevket Sabancı'nın 800.000 doları varmış. Bunlar Türkiye'deki en zengin aileler, en zengin 3 aile. O zaman Türkiye'deki en zengin aile hangi aile? Koç ailesiymiş. Koç family is the richest family in Turkey. Koç family is the richest family in Turkey. Türkiye'de kaç aile var? İşte 83 milyonuz herhalde nüfusumuz. İşte 4'e bölelim. İşte 20 milyon aile var diyelim. Bu 20 milyon ailenin içinde en zengin olan aile Koç ailesi. Yine başka bir örnek. Ferrari saatte 320 gidiyormuş. Mercedes saatte 280 yapıyormuş. BMW ise saatte 260 yapıyormuş. Bu rakamlara göre bu grupta yani bu arabaların içinde en hızlı araba hangisi? Ferrari. Ferrari is the fastest car in this group. Ferrari is the fastest car in this group. Yine telefonlar verilmiş bize. iPhone 7 lira, 7 bin lira. Samsung 5 bin lira. Huawei 3 bin lira. Yine buradaki, yani bu gruptaki telefonlara göre, ya burada verilenlere göre, iPhone is the most expensive phone here. iPhone is the most expensive phone here. Yani buradaki, bu gruptaki en pahalı telefonun, hemen düzeltelim. En pahalı telefon iPhone'dur. Yine bize 3 tane matematik sorusu sorulmuş. 2 ile 2'yi toplamışız. Birincide. 2 ile 8'i toplamışız. Daha sonra işte parantezinde 9'u 3'e bölmüşüz falan. Bu verilen 3 tane soru içinde A sorusu, B sorusu, C sorusu. A, yani ilk soru, A is the easiest question here. Hani Y ile bitiyor diye onu göstermek için. A is the easiest question here. A, yani birinci soru, yani şu soru, buradaki en kolay sorudur. C'ye bakalım. Yani üsttekilere göre biraz daha karmaşık. C, yani C sorusu şu kastediliyor. Onu da farklı bir renkte gösterelim. C is the most difficult question here. Buradaki, yani bu grupta bize verilen bu soru içindeki en zor soru C sorusu. C is the most difficult question here.
Sonra hatırlayalım, düzensiz sıfatlarımız vardı. Kastamonu ile Samsun arası 290 kilometreymiş. Kastamonu Giresun 490. Kastamonu Artvin 845 kilometreymiş. Bunlar sahildeki, Karadeniz sahilindeki şehirlerimiz. Kastamonu'ya göre Artvin is the farthest city here. Artvin is the farthest city here. Artvin buradaki en uzak şehirdir. Yine ifadeyi hatırlayalım. Öbürü ifademiz neydi? Yazmadık ama onu yazmış olayım. Altına yazalım. Altına yazamayız çünkü İngilizcesini yazacağız. Artvin is, hani iki tane yapımız vardı. Birisi far diye yazılıyordu, diğeri fur diye yazılıyor. Yani furthest. Bu iki ifade birbirinin aynısı. İkisinin de Türkçesi aynı. Bugünkü dersimizde bu kadar. İyi günler diliyorum hepinize. Bu videoyu izledikten sonra bununla ilgili alıştırmaları yaparsanız konuyu pekiştirmiş olursunuz. Thanks again. Bye bye.